Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özölüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 17 Nisan 2023. Ben ayın 17'sine ve 13'ünü çok severim. Her ay için geçerli bu. 17 ve 13. Sevdiğim iki sayı. Bu sayıların olduğu günleri de seviyorum. Ve muhteşem bir e, gündeyiz. Bugün Kadir Gecesi. Yani duaların boş çevrilmeyeceği, e, yapılan hayır işlerinin bin ay ile çarpılacağı bir gece. Ne olur bu geceyi boş geçirmeyin. Boş verin videoyu, şunu bunu izlemeyi, tıklamayı, beğenmeyi. Kendiniz için bir şeyler yapın. Allah şimdiden kabul etsin. Benim için de dua ederseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü günah point isterim çok fazla. Özellikle ve özellikle bunun için de dua edebilirsiniz. Sağlık dileyebilirsiniz. Allah'a çok şükür sizler gibi dostlarım var. Yanımdasınız. en büyük mutluluğumdan bir tanesi bu. Ama bir başka mutluluğumuz kupa. EuroLeague Kadın Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding. Hayırlı uğurlu olsun kızlarımıza. Fenerbahçe Alagöz Holding EuroLeague Kadın Basketbol finalinde Çukurova Basketbolu 39 sayı farkla 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçemiz Cumhuriyetimizin 100. yılında kadınlar basketbolda Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü Avrupa Basketbol tarihinde hem erkekler hem de kadınlarda Euroleague şampiyonluğunu elde eden ilk kulüp oldu. Bu başarıdan dolayı başta başkanımız Sayın Ali Koç olmak üzere bütün yönetim kurulunu ve bütün kadın basketbolla ilgili herkesi hani koçundan personeline yani malzeme içine kadar herkesi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çok çok güzel oldu. Şimdi Fenerbahçe bu kupayı alırken Ankara Gücü maçının yankıları sürdü. Arkadaşlar, Erman Toroğlu, Ankara Güçlü Anusek öyle bir aptalca penaltı yapıyor ki olacak şey değil. İki eliyle rakibi itiyor. Halbuki vücudunla rakibini ezmeye kalksa, yani vücuduyla rakibini ezmeye kalksa hakem hiçbir şey veremez. Net penaltı diyor. Bunu söyleyen kişi A Spor ekranlarında buna penaltı mı verilir? Buna penaltı diyen kişi hakem değil deme cüretini gösteren kişi. Ama köşe yazısında bitti mi bitmedi. 4 Ocak. Okan Buruk Fenerbahçe neden bizden önce oynuyor? Galatasaray bu tarihten sonra 8 maçını Fenerbahçe'den önce oynamış durumda. Ve psikolojik bir avantaj elde etmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe ise sadece bir maçını Galatasaray'dan önce oynuyor. O da derbi maçı. Onu da kaybediyor. Derbi maçın sanırım ya. Bir maçtı ya da Galatasaray'ın derbisi vardı muhtemelen hatırladığım kadarıyla Şimdi Ankara gücü maçında 12 dakika süre alan İrfancan Kahveci. Bu süre zarfında 3 tane kilit pas ve bence 2 tane asisten oynadı. Bitti mi bitmedi. Hocam İrfancan yüzünden gol yedik. Arkadaşlar Deniz Çoban ve ekibi yine 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 görüntüleri saklamış. Twitter hesabım Fenerli Duyum iki tane M var sonunda ya da Kadıköy Sokak yazarsanız mavi tıklı hesabım var. Orada paylaştım. BN Sports yine Fenerbahçe lehine olan bir pozisyonu saklamış arkadaşlar. İrfan Can'a yapılan net bir faul var ve net açı saklanılmış. TRT'nin gösterdiği özette yer almış. Ya inanabiliyor musunuz? Yani Ankara gücünün attığı golden önce net olarak bir faul var arkadaşlar. O görüntüyü gördüğünüz zaman zaten net faul. İrfanca'nın ayağına vurduğu anın net görüntüsü niye saklanır? Yani düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Bir futbolcu, Fenerbahçe futbolcu ya Fenerbahçe'yi geçtim, Galatasaray futbolcusu olsun. Yarın bir gün belki onlara da olacak. Niye saklanılır? Viyana spor. Ama ben dedim değil mi? Eğer başka açı yoksa ben de bir şey bilmiyorum dedim değil mi arkadaşlar? Alın. Paylaştığım açıdan bakın. Net faul var. Yani aynı golü biz atsak kesinlikle iptal edilirdi derken haksız değilmişim. Yani oradan da free kick verirlerdi. Biz de o free golü yerdik. Ben yine iddia ediyorum. İrfan Can'a yapılan penaltının da mutlaka gizli saklı bir görüntüsü vardır. O görüntüyü izleyen herkes bu net penaltı diyecektir. Ki bu görüntü bile yeter. Peki bu yalanlar niye çıkıyor? Mesela Önemli bir yalan var. Önce onu da konuşalım. Fenerbahçe'de iki futbolcu 8 maç olmayabilir. Kim bu iki futbolcu? Gustavo Henrique ve Altay Bayındır. Zaten matematiksel olarak Altay Bayındır sezonu kapattığı gibi bir durum var. Yani matematiksel olarak böyle bir durum var. Ancak bir değişin haber boyutu var. Fenerbahçe Ankara gücünü yendi. O maçta forma giyemeyen Altay ve Gustavo Henrique 8 maç ceza alabilirmiş arkadaşlar. Bu konuşuluyormuş. İşin komiği de ne biliyor musunuz? Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ve Miguel Crespo'nun 90 artı 6'da tüm Türkiye'yi daha doğrusu Türkiye'nin 4-3'ünü yasa boğan golü. Hani İrfan Can Eribayat'ın muhteşem performansı başka ne anlatayım size? Bu maçta bir sıkıntı var. Gustavo Enrique ve Altay akreditasyon kartlarını ters takmışlar. Kurallar gereği akreditasyonu olmayan bir futbolcu maçı izleyemiyormuş. Yani Gustavo Henrique Ankara gücü maçını stadyumda bulunmayan Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla izlemiş. Başka bir futbolcu adına olan giriş kartını kullanması halinde ceza alma ihtimali var. 2 oyuncunun 8 maça kadar ceza alabileceği vurgulanmış. Bu arada Gustavo e de atıp tutuyoruz ama 23 maçta 3 gol 2 asisti var. Çok enteresan ya beğenmediğim yani tamam ben de beğenmiyorum ama işte işin bir de bu boyutu var. Şimdi Gustavo Henrique durumu bu. Peki bunun gerçeği ne? Şimdi yalanı düzeltelim. Gerçeği şu. Altay Bayındır maçta değil. Doğru. Akreditasyon kartını Gustavo Henrique takmış. Yani Altay maçta değil akreditasyonu Gustavo Henrique takmış. Bu ortalığı atılan doğru. Peki gerçek doğru ne hocam? Kesin olan doğru şu. Altay Bayındır maçta Fenerbahçe kadrosunda olmayan yani 21 kişilik kadroya yazamadığı 7 oyuncuya akreditasyon kartı alma hakkına sahip. Ve 7 kişinin içinde Gustavo Henrique ve Altay Bayındır da var. TFF'nin akreditasyon sistemine işlenilmiş durumda. Sadece şu var. Onun kartını o onun kartını o takmış. Yani burada sadece bir kart karışıklığı var. Başka hiçbir şey yok. Ve ben bunu ısrarla söylüyorum. Eee... 8 maç ceza verebilen buyursun versin. Versin de biz de adammış diyelim hadi. Hadi yüreği yeten versin. Hocam iyi de işte bu şey gibi değil mi? Otobüse birinin kartıyla birine bilmesi. Arkadaşım bak bu öyle değil. Şimdi Altay Bayındır mesela bir numara forma yazılıyor. Ama İrfan 70 numaralı formasıyla sahaya çıkıyor. Hakem bunu tespit eder, uyarır, değiştir der. 70 numarayla çıktı diye bu bir kural hatası olmaz. Maç tekrar edilmez ya da Altay'ın futbol hayatı bitirilmez. Bu da böyle bir şey işte. Peki hocam bu yalanlar niye çıkıyor? Arkadaşlar 3-0 yenilgiyle sonuçlanan Galatasaray maçı sonrasında 7 maçta 19 puan. Ki Adana Demir maçında çalınan 2 puanımız var. Unutmayın. Çalınan 2 puanımız var orada. 7 maçta 19 puan. Üstüne daha travmatik bir Beşiktaş mağlubiyeti. Fenerbahçe açısından. Ve Beşiktaş mağlubiyetinden sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok ama çok enteresan. 3 kez geriye düşüp Fenerbahçe 3 üç, üçer puanları topladı. Yani geçen sezonlarda kırılma mağlubiyetlerini hatırlayın. Sezon kapanıp gidiyordu. Bir Trabzonspor maçı Fenerbahçe'nin bütün emeklerini mahvediyordu. Ya da bir Galatasaray maçı, bir Beşiktaş maçı, bir Anadolu maçı. En dramatik, en düşürücü maçlar aslında bu sezon. Yani hakemlerin muhteşem anti hareketlerine rağmen. Bakın Ankara gücü maçında Fenerbahçe'nin lime lime hakkı yenilmiş. Rakibe çıkması gereken kartlar çıkmamış. İsmail sindirilmiş edilmiş. Rakibin golünden önce net faul var. Fenerbahçe'nin penaltısı penaltı ama bir açıyı veriyorlar. Diğer açıları vermiyorlar ki herkes kesin penaltı demesin diye. Ona rağmen Fenerbahçe maçı kazanmış. Alanya'da ya dünya gördü. Attığı nizami gol verilmiyor penaltı vermiyor. Ara gümrük maçı attığı nizami gol verilmiyor. Penaltı veriliyor vesaire vesaire. Yani ve Fenerbahçe'nin bu ısrar suyu. Bakın Jorge Jesus'u eleştiririz. Yerin dibine sokarız. Bende dahil. Ki ben özellikle derbi maç performansında bana hiçbir Allah'ın kulu Jorge Jesus'u övdüremez. Derbi maçlarda rezil. Yani derbi maçlarda Jorge Jesus değil Ahmet Mehmet sıradan birisi. Ama hatası çok kabul fakat kırılma olmaması Fenerbahçe'nin bu maçta da kırılma yaşamaması Jesus'a yazar abi. Adam hırslı. Futbolcularında da hırsı eklemiş. Saygı duymak lazım. Pes etmiyor futbolcular. Ya geçen sezon mesela Erol Bulut Fenerbahçe'nin teknik 15-20 puan taktıydı Galatasaray bize. Biz ilk 2'de bile değildik. İlk 3'de bile değildik. İnanılmaz kötü maçlar kaybettik. Galatasaray'a, Beşiktaş'a. O maçların akabinde bu oldu işte. İşte Galatasaraylıların ağıdı, feryadı, zılgıtı bu yüzden. Lan bunlar ne zaman yenilecek diyor. Trabzonspor'la Beşiktaş 0-0 berabere kalmış. Ben bu skora üzüldüm. Keşke Beşiktaş hani hakemle makemle de olsa bir, bir tane atıp kazansaydı ki çok severler. Maçta Onur Bulut'un tartışılan bir kayma pozisyonu var. Arkadaşlar bana göre de kırmızı kart kabul ediyorum ama hakem hocalarım diyor ki bu sezon krampona yapılan yani krampon ve çevresine yapılan müdahalelerin hepsi sarı kartla cezalandırıldı. Bulursanız bu sezon kırmızı olan mutlaka yazın ben de bakayım. Kramponun üstüne geçti miydi kırmızı verilebiliyor ama krampona verilmiyor. Hatta hatırlayın Usain'in olayı mıydı? Orada da dedik Galatasaraylı bir futbolcunun yaptığı hareket vardı. Sarı yedi. Ben dedim ki doğru. Sarı yemesi doğru. Kırmızı yemeyecek falan diye. Yani bu bizim için de herkes için. Beşiktaş süperlikli 5 beş maçlık galibiyet serisini Trabzon'da sona ermiş ve zirve yarışında büyük yaramış Ankara gücü Başakşehir İstanbul Spor, Fenerbahçe Giresun Spor diye gidiyordu. Ki keşke bu maçta da bile olsa kazansaydı. Giresun demişken son galibiyetini 29 Aralık 2022'de alan Giresunspor Spor. Sivas 1-0 mağlup ederek 2023 yılındaki ilk galibiyetini alıyor. Aynı zamanda ligde kalma adına da önemli bir şey. Ben yine söylüyorum Ümraniye ve İstanbulspor gibi iki takım varken bence Süper Lig'de başkası düşmez. Playoff tartışmaları var. Gelecek sezon şöyle olsun, olsun. Yok 50 tane takım olsun gelecek sene. Yetmesin bir de playoff, playout olsun. Ümraniye 27 maç 23 puan, İstanbul Spor 27 maç 27 puan, Giresunspor 27 maç 27 puan. Bu arada İstanbul Spor'un Fenerbahçe ile de maçları var. Yanlışım yoksa. Giresunspor sadece Fenerbahçe ile var. İnşallah bize olan maçını kaybetsin de gerisini kazansın. Çok umurumda olmaz. Ankara Gücü 28. Ankara Gücü'nün de Galatasaray'da sahasında maç var. İnşallah o maçı kazanırlar. Lig'e tutunurlar. Sevdiğimiz bir takım Ankara Gücü. Sivas Spor bizimle oynadığı maçı kaybetsin de. Offsite'ımsı maçların hepsini kazansın inşallah. Kasımpaşa'nın bizde maçı yok. 11. sıradaki Alanya'nın Galatasaray'la maçı var. Dikte tutunma adına yani Alanya sevdiğimiz bir takım. İnşallah lige tutunmak adına bu hafta galip gelirler bu maçlarında. Öyle yani. Şimdi Belçika'da genç Fenerbahçe'nin eski golcüleri Samatta ve Slimani'nin karşılıklı birer gole imza attığı maçta Anderlehi 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürmüş. Sağ avucunuz kaşınıyor mu? Kaşınıyor. Yani e, sağ avucunuzun kaşınması normal arkadaşlar. Merak etmeyin. Niye? Genk Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse bize otomatikman para gelecek. Ama Union Union SG e, takımı da takibini sürdürüyor. Genk 74 puanla lider. 33. maç. E, Union St. Glass o da 72 puanla takipte 2 puan fark var aralarında. Yani 17 17 34 normal hani bunlarda şey yok diye biliyorum artık. Playoff playout kalkma kalktı diye biliyorum. Genk inşallah son maçta eee Charlo ile pazar günü oynayacak. 23 Nisan pazar günü. Tüm maçlar 19.30'dan Union kimler oynuyor? E, o da Portrichic'le oynayacak. Charlo Fortçelik bakayım. Charleroi'yi nerede? Eee 8. sırada Charleroi 47 puanda. Fortçelik 31 puanda sanırım ligde kalmayı garantilemiş. Eğer bu sonuçlarla bitecekse. İki takımın da işi zor. Ama Charleroi ile oynayacak Genk'in işi daha zor. İnşallah Genk kazanır da şampiyon olur. Samat'taydı otomatik olarak. Biteriz. Yani eee satın alma opsiyonundan. Bu arada Ankara Gücü'nün eski oyuncusu de attığı iki gole maçın yıldızı olmuş. Bu bir. İkincisi Buruma. Hocam Buruma oldu? Yine asist yaptı. Evet Buruma yine asist yaptı. Çok da güzel oldu. İyi oldu. Buruma'nın da opsiyonun olduğunu hatırlatırım. Satın alma opsiyonun olduğunu hatırlatırım. İnşallah ya. Yani İnşallah böyle bir şey gerçekleşir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Süper lig'de 27 golünü bulunan Enner Valencia 3 gol daha atması halinde Aykut Kocaman'ın 1988-89 sezonu atmış olduğu 29 gollük rekoru geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde bir sezonda ligde en fazla gol atan oyuncu olacak. Valencia'nın toparlanması için Başakşehir maçında sarı kart görmesi lazım. Başakşehir maçında sarı kart yerse bir maç dinlenip İstanbulspor maçında oynamayıp ondan sonraki maç emin olun hat-trick bile yapar. Yani Valencia'nın eğer gol atmasını istiyorsak İstanbul Spor ma şey, Başakşehir maçında sarı kart yemesi lazım. Videoyu kısa tutuyorum. Beğenilerinizi uzun tutmak adına inşallah beğenirsiniz. Bu arada 29.499'da kalıyoruz. 98'de kalıyoruz. Çağrımıza kulak kasıp abone olan herkesten Allah razı olsun. Ee, dualarınız inşallah. Dua etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün akşam ezanından sonra. Hadi geceniz mübarek olsun. Görüşmek üzere inşallah.